sever misiniz? Çok. Evinizde var mıdır? Var. Varsa da hani görmek de isterseniz biz dün gittik çok güzel bir çekim yaptık. Hem evde yetiştirilebilecek bitkiler hem de işte bütün bu peysaj nasıl yapılmalı. Güzel bir fuar var sevgili seyirciler. Hali hazırda devam ediyor. Eğer gitmek isterseniz diye biz önden bir gezdik. Bakınız görünüz. Arzu ederseniz de yarın bireysel alışverişte yapabileceğinizi hatırlatarak fuarla ilgili görüntülerle baş başa bırakıyorum sizi. Yeşil ve rengarenk bir bitki örtüsünün içinden sesleniyoruz sizlere. Çünkü bugün süs bitkileri ve peysaj fuarındayız. Sizler için önceden gezelim görelim dedik ve neler anlatabiliriz size Hakan Bey'e de soralım dedik. Teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtlayacağınız için Hakan. Rica ederim, rica ederim. Peki yani şimdi büyük bir fuardan bahsediyoruz ve gerçekten görseli de çok güzel. Çünkü peysaj da var işin içinde. Ama ilgi çekici gelenler burada ne görebilecekler? Şimdi burada... Açıkçası her iklim koşuluna uygun bitki çeşitliliği var. Soğuk iklime uygun da bitkiler var. Tropikal iklimlere, sıcak iklimlere uygun bitkiler de var. Mevsimlik süs bitkileri, kesme çiçekler, iç ve dış mekan süs bitkileri, Akdeniz bitkileri, tropikal bitkiler. Her türlü bitkiyi bulabilecekleri bir ortam burası. Mesela 2000 yıllık zeytin var, oya ağaçları var. Peki o zaman biz şimdi yavaş yavaş fuarı bir turlamaya başlayalım. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür bilgiler ederim. İçin. Ben keyifle teşekkür gezeceğiz. Sağ olun. Peki, teşekkür ederim. Lale sever misiniz bilmiyorum ama eğer cevabınız evetse sizin için çok güzel bir stand bulduk sevgili seyirciler. Tam 3 hafta içinde evde topraksız, gübresiz, sadece yarıya kadar bir tepsinin içinde suyla lale yetiştirebilirsiniz. İlginç geldiyse size bakın biraz daha detaylarını gösterelim. Hollanda'da bu keşfedilmiş bir lale tepsisi önünde oturuyorum şu anda. Lale soğanını bu tepsinin içindeki bölümlere yerleştiriyorsunuz. Yarısına kadar su koyuyorsunuz. 3 hafta sonra arkamda gördüğünüz şahane laleler evinizi süslüyor efendim. Yüzyıllara tanıklık etmiş bir ağacın önündeyiz. 500 yıllık bir zeytin ağacı sevgili seyirciler. İnsan baktıkça doyamıyor gerçekten.